Herkese merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Amerika'daki Virgin Galactic firmasının son uzay uçuşundan bahsedeceğiz. Videoda izlediğiniz görüntüler Temmuz ayının 11'inde kaydedilmiş ve bu görüntülerde Virgin Galactic firmasının CEO'su Richard Branson uzaya seyahat etti ve bildiğim kadarıyla tarihteki ilk uzaya seyahat eden CEO oldu. Videonun genelinde sizler için bazı bilgiler sunmaya çalışacağım. Hadi başlayalım. Bu gördüğünüz ekrandaki görüntüde iki tane uçak var. Birinci uçak şu şekilde, burada gördüğünüz şekilde. Ve bu uçak ve büyük uçak, yani ana uçak dediğimiz uçak, şu gördüğünüz uzaya seyahat edecek olan küçük uçağı taşımakta. Ve belli bir yükseklikte bu uçağı serbest bırakacak. Bildiğim kadarıyla 13 kilometre civarlarında yerden yükseklikte bu küçük uçağı serbest bırakacak. 10 Şu an gördüğünüz gibi küçük uçağı serbest bıraktı. Küçük uçak hemen motorlarını ateşledi ve logaritmik bir şekilde hareketini sürdürmeye başladı. Hemen herhalde ısıya en yakın olan kamerada bir arıza oluştu. Ve uçak şu an tamamen yeryüzünden dikey bir şekilde hareketine devam ediyor. Yaklaşık ses hızının iki katına yaklaşmış durumda. Evet, şu an ses hızının iki katına ulaştı. Ses hızının 3 katına neredeyse yaklaştı. Bu uçak uzaya tamamen çıktığında yaklaşık olarak orada 30 saniye boyunca kalacak ve içinde bulunan kişilerin söylendiğine göre emniyet kemerlerini açmasına bu süre zarfında izin veriliyormuş ama bana çok inandırıcı gelmedi bu kısım. Şu an gördüğünüz gibi uzayın sınırına ulaşmış durumda. Yani yaklaşık yerden 80 kilometre yüksekliğe ulaştı. Tabii bu ticari bir firma olduğu için aynı zamanda bu işin reklamını biraz yaptığı için uçağın şu şekilde ters bir şekilde durup içindeki yolcularını dünyayı çok net bir şekilde görebileceğinden bahsediyor sunucu. Gördüğünüz gibi şu an uzayda. Bu gördüğünüz abi Richard Branson. Uçuşun gerçekleştiği gün abinin doğum günüymüş. Şu an herkesi kutluyor ve mükemmel bir iş başardıklarını söylüyor. Videonun genelinde kendisi birkaç defa daha görünecek sanırsam. Biraz çılgın bir insan. Belki onun hayatına da bir göz atabilirsiniz. Richard Branson'ın yanında da bu uçuşta 3 kişi daha bulunmaktaydı. Bu 3 kişi bulunan kişiler de benim bildiğim kadarıyla firmanın çalışanları olması lazım. Şu anda gördüğünüz gibi artık uzay boşluğuna çıktıktan sonra uzay boşluğundan aynı bildiğiniz bir ticari uçakmış gibi, ticari bir jet, özel bir jetmiş gibi inişini sonlandırıyor. Bu videoyu iki seri halinde çekmeyi düşünüyorum. Eğer birinci seriye yeterli ilgi olursa ikinci seride ise Blue Origin firmasının uçuşundan bahsedeceğim. Onlar da Virgin Galactic firmasının tam rakibi olmalarına rağmen farklı bir şekilde uçuş gerçekleştiriyorlar. Bu bildiğiniz gibi gördüğünüz gibi bir uçağa benzer olduğu için FAA tarafından düzenlemeleri yapılırken Blue Origin firması kendi düzenlemelerini kendileri yürüten bir roket firması olarak geçiyor. Onlarla ilgili de video paylaşmayı düşünüyorum. Şu an arka tekerleklerini koydu. Halen ön tekeri siz de görüyorsunuzdur havada. Ama dayı çoktan sevinmeye başladı. Olsun. Sonuçta başarılı bir şey. Az önce uzaydan gelmiş sonuçta. Heyecanını anlamak lazım. Aynı zamanda da parayı vurduk diyor sonuçta. Bu işi gerçekleştiren ilk ticari firma. Bu şekilde uçak burnunu koyduktan sonra da uçuşunu tamamladı.
Tabii bu iş çok büyük paralı bir iş. Yani Blue Origin firmasındaki dördüncü yolcu 28 milyon dolar ödedi o bilete. Ve şu an gördüğünüz gibi de uçuş tamamlanmış oldu. Büyük ihtimal Virgin Galactic firması da ilerleyen sürelerde bilet fiyatlarını açıklayacaklar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Bu ve buna benzer videoların gelmesini istiyorsanız da aşağıdaki yorumlar bölümünden belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, iyi günler.